Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesinde yerli motor kullanımı ile ilgili olarak TÜMOSAN ile bir sözleşme imzaladıklarını belirten FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, zırhlı araçların üretim maliyeti içinde motor payının %5 ila 15 arasında olduğunu, araçlardaki yerli katkı oranının da %60 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Kurt proje ile ilgili olarak motor kapsamında baktığımız zaman Motorların %5'ten %15'e kadar oynayan bir maliyeti olabilir. Ancak maliyet açısından baktığımız zaman araçlardaki toplam yerli katkı oranı nedir diye de bakmamız lazım ki durum daha da net anlaşılsın. Araçtan araca değişmek kaydıyla %55'ten %65'lere kadar değişen yerli katkı oranları var. Bunu ortalama olarak %60 diyebiliriz. Bu iyi bir oran. Bunu sadece teknik imkanlardan dolayı yurt içinde üretilmiyor diye algılamamak lazım. Ekonomik fizibilite nerede varsa oradan alıyorsunuz. Teknolojik açıdan baktığımız zaman bu durum motora indirgenebilir veya yüksek kalibre bir silaha indirgenebilir. Evet özellikle son dönemdeki motor lisansları açısından uygulanan kısıtlamalar savunma sanayi için çok zorlayıcı oldu. Ama bu geceden sabaha olacak bir iş değil. Bunu yine tekrar edeceğim. Motor, otomotiv sanayi için başlangıçta üretilir. Yılda 100-150 tane üreteceğiniz araç için motor tasarlayıp üretirseniz iflas edersiniz. Dolayısıyla bunun otomotiv ile birlikte bakılması lazım. Savunma sanayi ürünü bazında bakılmaması lazım. Tabi burada özel durumlar mevcut. Altay tanki için özel motor ve transmisyon geliştirme projesi var. Türkiye bunun bedeline katlanmaya razı olmuştur. Bir teknoloji geliştirme projesi olarak bakılmıştır. Bugüne kadar yerli motor neden takılmadı sorusuna cevabımız eğer biz de ürettiğimiz araçlara motor tasarlayıp takmaya kalksaydık yerimizde başka bir tesis bulurdunuz. Kısaca batardık. Özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi için FNSS adına bir gurur vesilesi olarak biz bütün riskleri aldık. Şu anda kara sistemlerinde yerli motor kullanacağım diyen tek firma biziz. Fırsatı gördüğümüz anda riskleri alarak üzerine gittik. Tümosan da bu konuda çok iddialıydı. 350 beygir bazında bir motorları vardı. Özellikle ticari kullanımdaki emisyon kısıtlamaları sizi belki 350 beygire sıkıştırmış olabilir. Ama askeri kullanımda bunun bir takım modifiyelerle, takviyelerle, donanımsal ve yazılımsal güncellemelerle bu sayının 450'ye bile hale 550'ye çıkabileceğine inandılar. Motor bitmiş test edilmiş veya kalifiye olmuş değildi. Burada ciddi anlamda hem FNSS hem TÜMOSAN hem de Savunma Sanayi Başkanlığı elini taşın altına koydu. Bir risk aldı. Yani ben 1500 beygir istiyorum. 1499 beygir olmaz dememek lazım. Biz mutlaka 450 beygir ya da aracın spesifikasyonlarının gerektirdiği bir çözümü mutlaka sunacağız. Diğer çözümlerimiz de mevcut mu derseniz tabii ki var. Biz yıllardır yabancı güç grupları ile çalışıyoruz. Ama bu sefer şunu demek boynumuzun bir borcu diyerek bu riski aldık. Bize olmayacak, yapamazsınız diyen çok fazla kişi var. Biz de dolayısıyla yapacağız. İnada giriyor iş yaparsınız yapamazsınız mantığından sıyrılmak lazım. Bu iş nasıl olur ne şekilde olur diyerek hep birlikte buna destek olmak lazım. Bu işin nasıl olmayacağına değil nasıl olacağına bakarak bu işi çözeceğimize inandık ve altına imzamızı attık. Şu anda geliştirme çalışmaları devam ediyor. Ortada kanıtlanmış bir konsept var. Fiiliyatta testler ile nasıl sonuçlanacağına dair çalışmalar da devam ediyor. İnşallah 2-3 hafta içinde çok kritik bir dönemeş daha aşılacak ve 450 beygirlik bir çözümü bu yıl sonu fiziken de göreceğiz diye planlıyoruz. Önümüzdeki yıl içinde bir araçta testlere başlanması da çok muhtemeldir açıklamalarında bulundu. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.